Madvedo'nun kampına intikam almaya gidiyoruz beyler. Yani boru değil bu kampa saldırmak, anladın mı? Yalan edeceğim kampını şimdi. Abi benim kampıma... Uzun zaman sonra yeniden Bravo'ya girdim geçen haftadan itibaren. İşte kum kastım, titanyum kasıyorum, gidiyorum lead plate kastım. Yani son bir haftadır yapmadığım, uzun zamandır yapmadığım şeyleri tekrar tekrar yaptım. Yeni malzemeler kastım, tamam mı? Yani şöyle bir tuhaflık var. Ulan hep sanki ilk kez giriyormuş gibi aynı heyecanı tekrar yaşıyorsun. Aynen, harbiden öyle. Yani oyuna böyle 3-5 gün girme. Ya bir kere şu var Rıdvan. Her sezon ayrı bir heyecan yani. Adam en azından boktan bile olsa bir hikaye koyuyor. 2 hafta o hikayeyi kovalıyor. Aynen. Boktan olduğunu 3. hafta son haftasında ya. Anlıyorsun yani. Ki güzel ölümler var ya. Hikaye beni benden aldı ya. O tarikat muhabbeti. Aa, motorumun yakıtı bitti herhalde ya. Neyse, çok önemli değil. Alt taraftan herhangi bir yerden giriyor. Ha, ayarlayacağım ben. Dur. Bir saniye. Arkadaşlar, kampımızı şu anda görüyorsunuz. Bu arada bu kardeşimiz cesaret etmiş. Bizlere saldırmış. Hemen bir patlatalım. Aa oğlum, ben bu arada buraya silahla geldim lan. Hem de susturucusuz. Neyse, çok önemli değil. Ya ben bir şey söyleyeyim. 17. sezon 17'yi de bak yine şey yapacaklar ha. Bakalım bir... tabancayla ateş edince kaç şey oluyor. Çok artmıyormuş lan. Keşke İyi. Öbür tarafa yapsalardı ya. Krater değil mi? Krater bir insan. Aynen. Bekliyor ya. Sevmiyorsunuz Krater ama bekliyoruz. Arkadaşlar şunu söyleyeyim. Rıdvancığım, bir kişi şey demiş. Bunker Charlie gelir mi abi demişse, onun cevabını sen ver artık ya. Yani şöyle, bence gelmez ama bu harita şeyini çıkardılar ya. Belki bir ihtimal, hani aşağıda böyle port tarzı bir şey, hani bir hazırlık. Evet. Yani kalıcı bir lokasyon gelmez de hani en azından hani bir hikaye başlangıcı Charlie için. Aynen, yapabilirler. Yani... Şöyle de bir diyalog olmuştu zamanında. Demişlerdi ki işte biz bu arada ses barını çok az arttırıyormuş silahla ateş etmek. Yani bar mesela gidiyordu ama diyordu ki bardaki arkadaşlarla tekrar bir gün görüşeceksiniz diyordu. Mesela bir kargo muhabbeti başladı. Porta kargo eklendi. Yani o kargo yeri gitti. Genesis ekibi geldi. Hala Genesis ekibini şu anda mesela oyuna kalıcı eklendi. Belki de bardaki şerif yakında oyuna kalıcı eklenir. Bir bar durumu yine söz konusu olabilir. Bu arada YouTube'daki arkadaşlar, Discord sunucumuza gelirseniz biz orada bir hikaye odası kurduk. Aynı Last Day'deki bar gibi, oraya herkes giriyor. İşte o sırada diyor ki mesela şu anda chatten birini söyleyeyim. Emir Tümür bara girdi ve Burak abiyi orada otururken gördü. Kendisine bir selam verdi. İşte kendisine bir meyve suyu ısmarladı gibi muhabbet ediyoruz. Konuşuyoruz falan. Zevkli oluyor. Aynı oradaki bar atmosferini yaşıyoruz arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Bir arkadaşımız da traktörü nasıl yapacağız demiş. Ya şey istiyorum motor ben. Motor deseni gibi gelecek. Onu da boyayla yapacaksınız arkadaşlar. Olmak istiyorsan olabilirsiniz. Spelling. Evet ortak. Ortak şey çok dağıttılar. O kadar fazla hikaye ve o kadar fazla eksik var ki oyunda şu anda. Evet. Bir şeyi tamamlamadan direkt başka bir şeye geçiyorlar. Bu bence çok sıkıntı ya. Aynen, o konuda haklısın. Bu arada arkadaşlar şu anda revenge yediğim raid'deyiz. Şunlar benden aldıkları. Ben bunları zaten alsın, çantasını doldursun da içeriye hiç patlatmaya yeltenmesin diye yapıyorum. O yüzden şunları almış benden, gördüğünüz gibi. Öyle çok bir şey de alması mümkün değil. Bak, hep bitik şeyler. Bu tabanca ona ait. Sizde revenge değil de normal raid olarak çıkarsa tabancayı alabilirsiniz. Sarı biletleri alabilirsiniz. Oaklar var, biraz almak isterseniz alabilirsiniz. Ben şimdilik gösteriyorum sizlere şöyle. Neler alabilirsiniz. Şunlar yine ona ait olan eşyalar. Alabilirsiniz arkadaşlar. Air filter'lar kesinlikle alalım. Aşağıda bir tane tahta işlem yeri var ya, oraya kırsana. Orada tamam. 20 tane işlem. Bu arada katanası var, palası var. Bunlar onun. Yine şu benden aldığı bir şey. Gördüğünüz gibi sıfır can da bırakmışım. Sırf alsın diye, anladın mı? O yüzden. Ondan sonra yine şuradan malzemelerimizi almaya devam edeceğiz. Bazı arkadaşlar spam yapmayın lütfen. Sürekli aynı şeyleri yazmanızı istemiyorum. Çünkü diğer arkadaşlarınkini okuyamıyorum. Bir bakalım. Şey motoru soracağım. Ya. Buyur ortak. Son zamanlarda mayın kullanan var mı hiç? Yok, ben kullanmadım. Bir farklılık mı keşfettin? Olursa. Allah. Wave yaptım gene can sıkıntısına.
Spelling form abone olmuş. Kendisine çok çok teşekkürler. Kemik kadroya katılmış. Yani teşekkür ederim kardeşim desteğin için. Mutluyum tabii ama ne demem bekliyordun onu merak ettim. Onu söyle mutlaka. Evet ortak. Nerede denedin? 99 wave'de denedim. 99 wave yaptım ve şeyde de denedim. Portta da denedim. Grup çektim. Hepsini öldürmüyor o wave'de. Abi ve o portta. Çok sıkıntı ya. Eğer öyleyse. Yani o yüzden sorayım dedim hani son zamanlarda kullanan varsa. Yani hepsi wave atıyorum. Mayını koymadığım yer kalmadı. Her seferinde bir iki zombi kaçıyor. Bug'a mı girdi dedim acaba? Silmek de istemedim 99 wave'i. Port'a götürdüm. Port'ta bir denedim. Yok orada da aynı. Hani kaçıyor bir iki tane zombi. Başka yerlerde yine deneyen varsa söylesin. Arkadaşlar yakın zamanda var mı mayın deneyen? Şöyle yapacağım. Şunu da şuraya koyalım. Aşağıdaki şeyi açtım ha. Dediğim yere. Açtım açtım. Oakları gördünüz değil mi? 20 tane işlenmiş, 20 tane de işlenmemiş var. Çok çok iyi yani. Bunu kesinlikle lazım. Son kez sesleri bir kontrol edelim. Ben tabii ki şeyi unutmuşum yani. Yanıma motoru... Yani motorun benzini bitti herhalde yolda ya. Motorla çıktığımdan eminim çünkü. 3 tane şey var ya onu alsana motor parçası. 3 tane motor parçasını istiyorsun. Nerede o? Şeyde, en baştaki chest'teydi galiba. Tamam alalım. Motor ben denedim. Evet lazım. Öyle maalesef demiş Proline. Hmm, o zaman sıkıntı vallahi sıkıntı. Neyle değiştireyim bunu? Mayın artık o zaman tamamen öldürmüyor. Kötü. Vallahi çok kötü oğlum. Ben 99 wave yapacaktım. Peki çok zorluyor mu yani? Vallahi çok ben... değişen bir şey oluyor mu sence Rıdvan? Yani işte o patlayıcı var ya, patlayan zombi. Evet. O kaçıyor. Zırhlı kaçıyor. İşte arada floater, blotter'a benzeyen şey kaçıyor aradan. Yani işte biraz yine silah harcıyorsun. Anladım, hani mayında tek de ya. Wave atlayayım gibi olmuyor. Arkadaşlar yani. Şu noktayı açmıyorum. Burası boş zaten. Herhangi bir şey çıkmıyor. Yine şurada bir kapalı alanımız var. Burası da boş. Zaten buranın herhalde şurayı açabiliyorsunuz zaten de. Şu anda balta alıp tekrar ses yapmama gerek yok. Şurası da boş yani. Bilginiz olsun. Burayı C4'te açabiliyorsunuz. Şuraya da bakalım ya. Pikapların içerisinden bazen ilginç şeyler çıkabiliyor. Bu sefer yok tabi. Motorumuz da olmadığı için gidiyoruz. Motorumuz olsaydı da çok bir şey zaten olmayacaktı bunda. Yine ne aldık? Bir tane tabanca, iki tane yakın mesafe silah, motor parçası, air filter falan gelmiş oluyor. Yine hiç yoktan çok çok iyidir. Remeş'te özellikle benim gibi kampınız güvenliyse kar ediyorsunuz abi. Yani şuradan göstereyim ben benden almadıklarını. Bu arada koş diyeceğiz şöyle. Zoak kasmışsınız ama ha güzel. Aynen aynen seri kasıyoruz ya. Bak o akları buradan aldık tamam, aldıklarımı yukarıya dizeyim. 20 tane pili buradan aldık. Yine boyalar buradan. Şu oak da buradan. Çivi buradan, USB buradan, altın buradan. Altın niye aldım lan ben? Bant buradan. Onun dışında kürk buradan. Tekrar alüminyum kablo buradan. 50 tane bilet. Oğlum bayağı da bir şey varmış zaten adamda. Bir tane tabanca buradan. Gerisi bizden abi. Tamam mı? Yani şu da buradan. Yok oğlum biz bizden olan hiçbir şey almadık ki zaten. Tırttı bizden aldıkları. Doğru. Abi her defasında değil arada kaçıyor demiş. Büyükler oluyor. Mayının olayı zaten tek atmasıydı demiş Kuanterek. Aynen ben de sana katılıyorum yani. Ortak. Aynen. Bomba daha çok OP oldu o zaman diyor. Poppy mi yazmış? Mayın çıkmıyor kolay kolay. Aynen o zaman bomba evet dediğin gibi. Aldım ama abone müziği gelmedi demiş Durali. Hemen bakalım Durali ne zaman abone oldun sen? Birazdan gelir muhtemelen Durali. Bazen böyle geç düşüyor herhalde yeni olduysan. Durali de bu arada Durali'nin kaçıncıymış bakalım. Gelmezse bile ben söylerim. Üçüncü ay aboneliği arkadaşlar Durali'nin. Teşekkür ederiz kardeşim benim. Revenge'i yaptık. Şimdi normal raid'e gideceğiz. Şu eşyalarımızı bir koyalım. Abi benim gerçekten... Ortak bizim sandıkları büyütmemiz lazım. Özellikle şey, bana... Ya bırak sandığı. Sandığın da bir anlamı kalmadı artık ya. Her şey. Hayır ya bana şey için lazım ya. Ortak. Dediğinde çok da haklısın da. Mesela yayında eşyalarımı pat diye bir yere koyabileceğim bir sandık lazım. Anladın mı? Böyle çok sulak olmasın. Bazen ondan ya şey süresini bitir ya. Onu bekleyeceğiz. Hem bakarız içine. Ha tamam şu Sunken Max'in içerisinde de bakalım. Bakalım neler çıkmış. Abi bunlar güzel şeyler ya. Bakıyorum. Şey, siz geçmeyin kesinlikle. Kervane geç gelmiş mi? Basana bir.
Abi 6 tane cam, 1 tane fiberglass, yine önemli malzeme. Karbon kompozit 1 tane, artık zaten Bunker Bravo'dan çıkarıyoruz. 2 tane fabrika parçası, 1 tane silah yağı, 1 air filter, 3 yakıt, 3 tane titanyum zırh verdi. 1 tane elektronik devre, bu arada titanyum zırhları atarak titanyum elde edebiliyorsunuz geri dönüşümden. 1 tane tehlikeli madde. Bir dakika, ben anlamadım. Bunları nereden aldın sen? Pompalı tüfek. Sanken Max batık kutu. Da ben Bunker Bravo'ya da gidiyorum artık. Ha şeyden, batık kutudan, ha anladım. Ha, çok çok ya. Biz Banka Bravo'ya gidiyoruz biliyorsun değil mi Rıdvan'cığım? İkinci kat videosu yakında gelecek. Harbi mi? Tabii. Sen mi gidiyorsun yoksa hani? Hayır, Uğur gitti de ben de gidiyorum yani. Apsız temizliyordum oğlum geçen. 100 gün yapamıyoruz. Bu arada sana şunu söyleyelim. Bizim yukarıdaki revenç yeme günümüz şu anda 40 gün 2 saat. Oyuna başlayalı da 42 gün oldu falan diyorum şu an. Uğur. Efendim. Bir atasözü vardır biliyor musun? Hızlı koşan atın diye. Dural demiş ki yaklaşık bir senedir izliyorum. Bayağı güzel yayın yapıyorsun. Abi verdiğin parayı sonuna kadar hak ediyorsun demiş. Eyvallah kardeşim benim. Çok çok teşekkürler desteğin için. Bu arada Dural için şey gelmemiş herhalde. Abone müziği gelmemiş. Dural için bir dakikalık abone müziği vereceğim. Şey çıkmam değil mi daha? Ha, Dural'in şey, abone müziği. Vallahi tetiğe yenilik istiyorum ya. Bunun için özellikle nasıl, kime müracaat ediyoruz? Ortak, sen bilirsin bu işleri. Uğur, sana şey diyeceğim. Şu anda ben Pilir'e gideceğim. Ve ben o kampı hiç bilmiyorum. İçeride 9 tane chest var. Bir tane evet. De duvar için. Duvarlarda ikinci seviye. Ha. Bir tane onun için. Ona göre. 5 tane ikinci seviye baltayla gidiyorum o zaman ya. Yani. Motora şey yüklemeyi unutma. Tamam, motora bir yakıt ikmali yapalım hemen ya. Şeyi soracağım ya, öğrenmek için bir bilginiz var mı? Uğur, şey yaptın mı laboratuvarda, hard mod yaptın mı? Ben laboratuvara hiç girmedim. Ya şimdi şöyle bir şey, özellik veriyor yani level atladıkça. Doğru. Orada olumsuz özellikler de veriyor sanki ya, ben yanlış anlamadıysam. Abi labın bana nasıl diyeyim, mesela Bravo'yu yapınca ATV geliyor ya. Labı yapınca ne geleceğini bilmeden ben oraya girmeyeceğim. Ya ben girdim. Ha, aynen yani evet ben ya, o da bilir. Yani belki ya şöyle bir şey. Bu arada bir saniye. Bir saniye aklıma gelmişken söyleyeyim. Laboratuvarın hard mod videosu Rıdvan'dan geldi. İkinci kısmının videosunu istiyorsanız şu anda Rıdvan Reis'e yazmanız yeterli arkadaşlar. Onun artık devamını Rıdvan çekecek. Başladı, bitirsin işini. Evet. Bu arada Uğur'un dediği de çok şekeriz, mantıklı. Bunker Bravo'ya gidiyorsun. Niye gidiyorsun? ATV'yi yapmak için gidiyorsun. Port'ta biz laboratuvara niye tamam. gidiyoruz? Ne yapmak için gidiyoruz oğlum? Peki bir şey soracağım şey canım kardeşim. Tamam, bir şey soracağım sana. Bunker Bravo ATV oyunda yokken var mıydı yok muydu? Vardı. Önceden gelmedi mi? Vardı. Doğru. Sen Bunker Bravo'yu niye gidiyordun ATV'ye? Bu arada bir saniye. YouTube'daki arkadaşlar şu anda Pilir 6891'in kampını yağmalayacağız. Bu arada biz Twitch'te yayında olduğumuz için sohbet havasındaydı. Biz yani konudan konuya geçiyoruz. Rıdvan Reis var. Uğur burada ve chatte binlerce diyorum ya, YouTube'dan şey olmuş. Chatte şu anda bizim kemik kadro var arkadaşlar. Muhabbet ediyoruz, sohbet ediyoruz. Sizler de katılın mutlaka. Pilir'in kampını yağmalayacağız. Bu arada benim aklıma geldi. Biz laboratuvara niye giriyoruz? Orada ilk yardım şeyi falan var. Onu falan alıyoruz ya oradan. İlk yardım kasası gibi bir şey var. İlk yardımla alak. Araba ama şeyi var. Oranın içerisine aynı bar mantığı gibi düşün. Bara bütün şeyleri atıyordun ya. Oraya da şeyleri yani atıyorsun. Şöyle bir şey. Bütün kitlerini falan oraya koyabiliyorsun. Uğur, şöyle bir şey kardeşim. Yani motosiklet dahi oyunda olmadan önce alfaya gidiyordun. Yani. Daha oyunun belki de ilk başında. ATV olmadan önce Bravo zaten gelmişti, yapıyordun. Şimdi Charlie belki helikopter gelmeden önce gidebileceksin. Ama bir de zaten air filter veriyor. Bir şeyler veriyor yani sonuçta. Bomboş geliyor. Yani belki de o zaman ATV parçası yerine, o zaman ATV yokken ATV parçası yerine silah veriyordu, anladın mı? Ya da böyle ne bileyim milkor veriyordu. Tekne yapmak için uğraştım. Kuleyi yapmak için uğraştım. Tamam. Bir kere bile gitmedim bir time varsa. Tayyum kasım ne yapacağım?
kim yaramıyor? Titanyum hayır, kasar titanyum mı önemli. Abi? Yarın bir gün... Şimdi şöyle bir şey, şöyle bir ya, şey. Hep ha, yarın, 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 yarın. Hep hayır, yarın, bak yarın bir şey. Saniye, bak bir saniye. Burada önemli bir nokta var. Titanyum olayı... yani aşağı yukarı 2 sene sonrasının planı, tamam mı? Biz 2023'te, hedef 2023'te yayın yapıyor olursak... o zaman... Helikopter açıldığında bizim o titanyumu yapmak zorunda olacağız, anladın mı? Bu oyunda şunu düşünüyorlar hep. Bir sezon gelecek. O sezonda yeni bir güncellemede helikopter getirecekler. Kalıcı olacak ama herkesin o sezona erişimi olsun diye titanyumu açtı adam. 2 sene boyunca sana titanyum, 2 sene boyunca herkes titanyum kasar. Kastıracak ki helikopter pistini açtıracak, anladın mı? Yani mesela şimdi şöyle düşün. ATV ile alakalı bir sezon gelse kim katılabilecek abi? Çoğunluk katılamayacak. Bu kanalda belki şu anda 7500 kişi var. Belki 500'ünde ATV var. Onun gibi düşünebilirsin. Yani. Adam uzun sana demeyecek mi? Aynen bu noktada adam sana demeyecek mi? Ben bu Bravo'yu açalı kaç yıl olmuş? Ha, ben aynen. Bu şey ATV'yi sana sunalı kaç yıl olmuş? E kardeşim açsaydın o zaman. Yani şimdi burada çok ufak bir örnek vereyim. Geçmişte bu olay belki... Burak hatırlar, Uğur sen hatırlamazsın ama ben demiştim muhabbeti vardı, başka kişiler kulakları çınlamasın. Ben demiştim kardeşim oyun sana bunu sunmuş, sen yap. Sen onlar da demişti ki bana lazım olmayan şey için şu anda niye uğraşayım? Bugün lazım olmayacak ama yarın lazım olacak. Şimdi olacak. Şöyle bir şey var, sen hiç titanyum kasmadın veya işte hiç gidip lead plate kasmadın, eşlok kasmadın. Veya ne bileyim kum kasmadın, cam kasmadın, fiber herhangi bir şey ya. Şimdi daha deminden bir şey daha söyledim yani oyun birçok hikayeyi yarım bırakıyor. Sana ATV'yi verdi, eşloğa gidebiliyorsun. Çok basit bir örnek. Şeyde o benzin istasyonunda ATV'li kısım var bir tane. Ne zaman konuldu, kaç yıldır açık. Aynen kaç aynen aydır evet. Açık. Şey olmadı. Benim de aklım ATV... o geldi. Tamam mı? ATV'ye muhtemelen ATV'nin desenler gelecek. 4 tane kutusu açık. Şey. Kalan 4 tane sandığı açık değil ATV'nin. Bir tane sezonda ATV ile alakalı ipucu verdiler hatta. Eşlok'tan daha farklı yerlere gidebileceksiniz diye ATV ile alakalı. Bir sezondaydı hatırlamıyorum ama 2-3 sezon önce ATV ile alakalı bir şey paylaştılar. Bu yazı paylaşıyorlar yani. Evet. Arada. Onunla alakalı bir şey verdiler. Burak hatırlar mısın bilmiyorum. Ben o zaman dedim ki ya bak demek ki ATV'ye de güncelleme gelebilir. Ve eşloktan başka yerler, eşlokta başka bir şeyler yapabiliriz. E kardeşim şimdi sen git. Bir yenilik geldi. Atıyorum o zaman da 3-5 ay bir sefer eşlok kasmaya çalışacaksın. Veya titanyumla alakalı 3-5 ay titanyum kasmaya aynen çalışacaksın. E bu sefer de sen yorulacaksın veya ne bileyim şikayet edeceksin. İşte yani şey olacak işte. Onu kesmeseydin keşke ya. Neyi? Son mobu kestin, nasıl gideceksin geriye? Ha, ya bir şekilde ölürüm ya, tamam. Arkadaşlar, şimdi muhabbete dalınca raid'i bir saniye ortak dur, unutma dediğini. Raid'lik kutuları hızlıca göstereyim sizlere. Bol bol yemeğimiz var abi. Biz zaten buzdolabımız olduktan sonra yemek konusunda bayağı bir şey yol kat ettik. Buradan alacağım kesinlikle yemekleri, tamam mı? Sonra devam ediyoruz. Taşlar var burada. Geçiyorum burayı. Almanız isterseniz alabilirsiniz. Yine burada derilerimiz var. Almak isteyenler, işlemek isteyenler. Deri biliyorsunuz her hayvandan bir tane çıkıyor. Zor toplanıyor. Bir bölgeye gidiyorsun. 3-5 tane geyik var. Toplama problemli oluyor. Buradan alabilirsiniz. Bir kırmızı bilet, piller falan ıvır zıvır. Bu chest çok önemli bir chest değil. Geçebilirsiniz. Şurada bir chestimiz var. ATV tekeri soranlar, motor tekeri soranlar bu chesti arasınlar, bulsunlar abi. Ekstra bosslar falan var. Şöyle açmadığımız chest kalmasın. İşlenmiş taşlar bu noktada. Ortadaki chestimizde yine kumaştır, iptir, çalıdır onlar var. Yine işlenmiş odunların olduğu bir chestimiz var. Şurada yine bu chest çok kötüymüş be. Ama onun dışında bence güzel bir raid. Sence neyi alalım buradan? Bossları bu... Boss falan mı istiyorsun? Onlar mı ihtiyacımız var? Motoru seviye atlamak için gerekli malzemeler var. Biz doğru. Motoru 40 yapmaya çalışıyoruz bu aralar. Çünkü motor paslı motor görevi çok fazla çıkıyor ya. Aynen. İşlenmiş tahtalar olsun. Deriler olsun. Tamam burası evet ya iyi bir raid aslında bu malzeme stoğu sıkıntısı. Peki bizim taş bloklarımız ne durumda? Taş blok ister misin? Şu an elimizde 1000 tane mi var? 1100 tane mi var? O zaman geç. Taş bloğa geç. O zaman biz şunları alalım. Daha alfa tekeri kutuları açmadık ya.
Ha daha aynen ya Flop vallahi açacağız. Flop oğlum açacağız. bir saatlik yayın yapacağım dedim. Kaç dakika oldu? 53 dakika olmuş herhalde geçecek. Yani herhaldesi yok geçecek. Ya bir şöyle bir şey var. Motor Şimdi taktiğini yapmayacağım. devleri götürseydik ya. Götürelim mi diyorsun? Tamam. Gerçi yine götürürüm. Paslı motor görevi için coin alan ben. Arkadaşlar 40 seviye olunca almanıza gerek yok. Ya yani yine almanıza gerek yok. Ben her zaman söylüyorum. Şu oyuna para harcamayın. Ben sizlere bak ben bu oyuna başladım. Videolarım benim ilk videolarıma bakın ben bu oyuna para harcamadan geliştim. Anladınız mı? Ya Rıdvan şu sence de doğru değil mi ortak? Yani para sadece motor deseni çanta deseni için Ya harcanabilir. ama şöyle bir şey var. Coin'i şey için harcamıyor. Zaman için harcıyor. Biz aynen zaman için evet doğru. Yani ben mesela şu an Yani şey geldi. 40-45 parayı sadece harcayacaklarsa enerji benden için tavsiye harcıyor. enerji için de değil sadece sezonlar için belki yani o da. Yani ne oluyor? Çünkü hani Hatıra bir motor desene. Hatıra bir çanta yani. ha aynen. Yani onun için bir de harcamak istemeyen olabilir de hani harcayacaklarsa en fazla diyorum onun için harcasınlar. Yoksa boşuna paralarını harcamasınlar. Aynen arkadaşlar. Ya tabii yine Onda da bile bak onda bile tutup da çok ince detaylardır bunlar. 10 levelli tutup almayın. Normal atıyorum 17 liralık olanı alın. Vaktiniz varsa zaten sonuna kadar 60 levele kadar ha, biz alırsınız öyle diyelim. kastık. Biz öyle kasmadık mı? Öyle kastık ama size göstermek için artı onlusunu aldık. Niye? 59 değer yaptık. 69. Çünkü kasaları gösterelim diye. Yani ekstra artı onluyu alınca fullesen bile geliyor mu diye 59'da aldık biz. Bir level'da kasabilirdik vaktimiz de vardı. Onu gösterelim diye aldık. Ya bir de şöyle. Mesela bana diyordunuz ki abi inbox hayvan gibi inbox hayvan gibi. Şu melez negrotik belasına girmeden önce tamam mı? Bu arada aldım motor taktiğini uygulamayacağım. Sizler uygulayabilirsiniz. Zaten kalmadı ortak içeride bir şey. Tamam, önemli değil ya. Ben size şunu Meriter. söylüyorum. Benim inbox Melez Nekrotu'ya girmekten önce fulldü çünkü ben sezonda aldığım hiçbir silah çekmiyordum ki abi. Hiçbir şey çekmiyordum oğlum. Kiti bile çekmiyordum yani. Bir Melez Nekrotik belasına bulaştık. Ondan sonra inbox'tan yürüdük zaten. Çünkü ben zaten sezonu motor deseni için alıyordum. Çanta deseni için alıyordum. Gerisi zaten duruyordu inbox'ta. Kaç seviye olduk? 209 olduk. Hiç inbox'tan çekmedik yani. Bir işte dediğim gibi Melez Nekrotik. Sonrasında 99 wave yapalım dedik. Onlara çektik ki çekmesen de olurdu yani. Ben yayınlarda, videolarda Stoa Harbor falan savuruyordum yani. Şimdi şeye gidelim abi. Burayı hedimizi de bitirdik. Rüşvetimizi de verelim. Yeni raid Şimdi görevlerini bir alalım. onu bunu geç. Uğur, sen hala kararlı mısın? Ne bileyim Port'a gitmemekte, titanyum kasmamakta. Şu an Burak bu oyuna tekrar başlamasaydı ben büyük ihtimal bu lastiği bırakmıştım. Vallahi mı? Bence çok yanlış düşüncesiniz kardeşim ya. Abi ne Onu yapayım yapma yani, kanka. belki hoşuma gitmeyecek oradan çıkan şey. Ben o kadar emeği niye harcayayım ki oraya? Tamam, şöyle bir şey söyleyeyim bak. Yarın havalimanı açıldı. Gider o zaman. Ya Hoşuma iki sezon giderse sonra. kasarım yani. Ama bu sefer de çok geri Kasmam. kalıyorsun işte anladın mı? Oyunun öyle bir Neden geri bağlı. Ya şunu kalıyorsun söylüyorum bak ortak. Şunu söylüyorum. Gayet gelişmiş bir adamsın. Hani az çok an, ya gördüğüm bildiğim kadarıyla hesabı. Şimdi sen hiç titanyum ben de şu anda tam depolarımda şu anda işlenenler de yani ortalama bir 120 tane filan titanyum var. Ben bunu illa inatla kasıp oraya gidip kasmadım. Canım sıkıldıkça gittim kastım. Canım sıkıldıkça gittim kastım. Eşlok da aynı. Şimdi yarın bir iki şey sonra havalimanı açıldı. Ve oraya bir malzemeyle bir araçla gidiyoruz. Onun için titanyum istiyor. Ne bileyim oradan da işte değişik bir şeyler yapacağız. Atıyorum yakıt çıkartacağız, benzin çıkartacağız. Başka bir şey çıkartacağız. Ben gelir gelmez o malzemeleri hayal edip vereceğim gideceğim oraya. Sen bu sefer merak etmeyecek misin? Acaba nasıl oluyor? İşte videolarla izlemekten mi yetineceksin? Onu zaten bilerek yapıyorlar Valla ortak işte. yani videoları daha önce izleseydim o Titanium adasında ne tekne için uğraşırdım ne de ada için uğraşırdım. Ya işte onu böyle bir Ne anda amacı verse olmuyor. de şimdi size bir anda verse de adam bu sefer güncelleme yapamayacak. Güncelleme yapacak bir şey bulamayacak. Dur bir saniye şu rüşveti ayarlayayım. Arkadaşlar şunu da her zaman söylerim. Pazarlıksız. Yani bunu hayatta da gerçek hayatınızda da yapın. Raidlerde de yapın. Bak 20 taneyi verip göndermek vardı. 3'ten bile 2'ye düşüyorum. 2'den bile 1'e düşüyorum. Anladın mı yani? 2 taneyle hallediyorum. Bu işler böyle yani. Oyunda böyle böyle gelişeceksin abi. Ondan da ben oğlum ilk başta çöp topluyordum lan.
Boş boş şişe ya bitiriyordum bu sağdan tamamen soldan yani. ihtiyaç meselesi.